Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Büyük şair Muhibbi, yani Kanuni Sultan Süleyman. Onun şiirlerinden, beyitlerinden, gazellerinden örneklerle bu akşam devam ediyor. Diyor ki, Hamdülillah kim? Ezel ben aşkı tekmil etmişim. Vamuku Ferhadu Mecnun aldılar benden sabah. Allah'a hamd ediyorum ki diyor Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi. Ben diyor ezelden aşkı tekmil etmişim, bitirmişim. Vamık, biliyorsunuz Vamuku Azra masal kahramanı. Ferhat ve Mecnun, bu üç erkek masal kahramanı, daha doğrusu aşkların örnekleri, aşıkların. Aldılar benden sabah. Ben onlara devrettim. Onlar benden öğrendiler. Ezelden ben diyor aşkı tamam etmişim. Tabi şiirselliği tercüme edince kayboluyor. Ama o şiirselliğini o manada bir kere daha bir beyit olarak söyleyeyim. Hamdülillah kim? Ezel ben aşkı tekmil etmişem. Vamuku ferhadu mecnun aldılar benden sabah. Bir başka yine aşk bahsiyle ilgili Muhibbi'nin beyti. Mürdeyken bulsalar Ferhad-ı Mecnun ger hayat, öğrenirlerdi gelip benden bu aşkın sanatını. Bunlar diyor daha yaşarken, daha ham iken, daha genç iken, eğer diyor Ferhat ve Mecnun diyor gelip diyor benimle tanışsalardı, beni bulsalardı diyor, benden diyor aşkın sanatını öğrenebilirlerdi. Bu kadar iddialı yani. İşte muhib, yani muhibbi aynı zamanda demek ki budur. Burada iddia sahibi, aşkla. Gidersin çünkü ahir bir kefenle, nedir bu dünyaya bunca alayı? Cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman diyor bunu. Diyor ki, gidersin çünkü ahir, sonuçta gideceksin çünkü diyor, bir kefenle. Madem ki sadece bir kefenle diyor, gideceksin bu dünyadan, dünyaya bu kadar bağlılık neden diyor. Sonuçta bir kefenle gideceksin. Bu da bu aşığın aynı zamanda dünyanın geçiciliğine, bütün bu saltanatın da geçiciliğine ve bir kefenle bu dünyayı terk edeceğine ne de bu kadar inanıyor ve bunu bir beyite döküyor. Bu çok önemli. Farkında, biliyor ve şiir sanatına bunu konu haline getiriyor. Şimdi dün akşam ve bu akşam bu okuduğum en son 3 beytin dışında dün akşam bir mevzu oldu, bir soru üzerine bir arkadaşımız hani ya işte şiir sanki sadece yazılmış gibi padişahlarla, bu şair padişahlarla ilgili. Tabii burada şunu söylemek lazım. Mesela Kanuni, şimdi örneklerini birkaç beytte vereceğim şekilde, şiir sanatını deniyor. Yeni açılımlar yapıyor şiir sanatında. Örneğin ne yapıyor? Şiirinin gücünü deyimler, yani isim artı fiil, Türkçedeki meşhur deyimler. Mesela biraz sonra birkaç tane vereceğim. İşte gönül almayla ilgili, efendim işte gözünün üstünde kaşın var tabiri. Bu tür, yani Türkçedeki bu tür deyimleri de şiirin içerisine koyuyor ve bunlarla şiir sanatını güçlendiriyor. Bu yani eğer şiirde çok büyük bir iddia sahibi değilsen ve çok ileri bir düzeyde değilsen bunları yapamazsın. Yani Lale Tayin bir beyit yazmak değil. Şimdi buna birkaç örnek vereceğiz. Mesela bununla dil unsurlarını, isim artı fiil oluşumlardan meydana gelen beyitler yazıyor. Mesela ad isteme. Ad isteme dediğimiz o demek ki o günün Türkçesinde yani şöhret olmak istemek, ünlenmek, ünlü olmak, meşhur olmak arzusu. Diyor ki bu muhibbi şişe-i namusu çalsa taşlara, dostlar ayıp olmasın ışk ehli çün ad istemez. Yani aşk ehlinin diyor bir üne, bir ünvana ayrıca bir ihtiyacı yoktur. Şöhrete ihtiyacı yoktur. Aşk yetiyor yani. Ben diyor bunu muhibbi diyor, ünlenmek için ünlenmeye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla ama bunları yapıyorum. Gönüller al. Mesela gönül çelmek, gönül çekmek lafı. Kimden öğrendin nigara bu gönüller almasın? Sonra cevr ile anı öldürme kanki fende var. Ey nigar diyor, ey sevgili, sen diyor kimden öğrendin bu kadar gönül almayı, gönüller almayı, gönül çelmeyi? Sen nasıl öğrendin? Nereden öğrendin? Sonradan da diyor, yani bunu yapıyorsun, gönlü alıyorsun. Sonradan da cevr ile, yani
cefa çektirerek, eziyet ederek onu öldürme, yani gönlünü aldığın insanı cevrederek sonradan öldürme diyor. Kanki fende var. Hangi tezgahta, hangi oyunda bu var diyor. Sen bunu nereden buldun ey nigar, ey sevgili diye. Gönüller al mesela deyimini beytin içine burada yerleştirmiş. Ona bir anlam katmış. Gözü üstünde kaşı var değil mi? Sevdiğimden gayrı nittüm bana hışmeder nigar. Demedim bir kez gözü üstünde kaşı var. Ben diyor nigarı diyor ben sevdiğim sevmekten başka ne ettim ki? Bir başka bir şey yapmadım ki ben diyor. Nigar diyor sevgili bana hışımla yaklaşıyor, hışım bakıyor. Bir kere diyor demedim bir kez gözü üstünde kaşı var. Bir kere diyor senin işte gözünün üstünde kaşın var demedim. Ona rağmen sevdiğimden de başka bir şey yapmadım ama yine de yar diyor bana diyor hüşmediyor. Bu da yine örnek daha birçok muhibbinin şiirlerinde bu tür sanatsal ne diyelim geliştirmeler, yeni formlar, onları şeye koymak, şiire koymak onun sanatının bize özelliklerini göstermesi bakımından anlamlı. Şimdi bir gazel okuyalım. Kanuni'nin şimdi okuyacağım ilk şeyi hepiniz duymuşsunuzdur beytini çocukluğumuzdan beri. Evet. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi. Saltanat düdükleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtu saadet dünyada vahdet gibi. Kobu işu işreti çünkü fenadır akıbet. Yarı baki ister isen olmaya taat gibi. Olsa kumlar sağışınca ömründe haddu adet. Gelmeye bu şişeyi çarh işre bir saat gibi. Ger huzur itmek dilesen ey muhibbi farig ol. Olmaya vahdet cihanda kuşeyi uzlet gibi. Bu yani en meşhur muhibbiyle ilgili gazellerden bir tanesi. İlki zaten çok açık. Fakat sonrakiler aslında dünya hayatıyla ve bir tür yaşam felsefesiyle alakalı hikmetli sözler içeriyor. Saltanat dedikleri diyor bir dünya kavgasıdır. Bunu bir sultan söylüyor. Bu çok anlamlı, çok önemli. Olmaya bahtu saadet dünyada vahdet gibi. Oysa diyor bu saltanat kavgasına ne gerek var? Vahdet gibi dünyada diyor bir bahtu saadet, bir mutluluk yoktur. Birlik gibi, bir olmak. Ko bu işu işreti, işu işreti bir kenara bırak diyor. Çünkü fenadır akıbet. Çünkü sonu iyi değil. İşretin, işin. Yarı baki ister isen kalıcı, ebedi bir dost ister isen olmaya taat gibi. Taat etmek gibi Allah'a itaat etmek ibadet buradaki taat. Onun gibi diyor dünyada bir yar-ı baki yoktur. Olsa kumlar sağışınca ömrüne haddu adet. Kum tanesi kadar, kumun sayısınca, kum tanelerinin sayısı kadar ömrüne diyor ömrün olsa haddu adet. Gelmeye bu şişeyi çarh işre bir saat gibi. Bütün bu varlık aleminin, bu kainatın içerisinde bütün bunun hepsi bir saat olmaz diyor. Yani sen o kadar varlık, büyük varlık alemi içerisinde bir saatlik bir şey kadar olur. Kumlar kadar diyor ömrün olsa, kum taneleri kadar, sene kapsayacak kadar ömrün olsa yine bir saat gibi bir zaman dilimidir. Son derecede sınırlıdır. İnsanın varlık aleminde mevcudatta aslında yani ne kadar yani küçük bir yer kapladığını söylüyor. Ger huzur itmek dilesen ey muhibbi farig ol olmaya vahdet cihanda guşeyi uzlet gibi. Şimdi yukarıda vahdetten bahsetti. Bahtu saadet vahdetle ölçüldü dünyada. Burada da diyor ey muhibbi diyor. Eğer sen diyor gerçekte bir huzur etmek, huzur sahibi olmak istiyorsan o zaman diyor farig ol, uzak dur, feragat et. Farig ol mu? Olmaya vahdet cihanda kuşe-i uzlet gibi. Bir yalnızlık köşesi yani bir tefekkür, bir kendiyle baş başa kalma, inziva köşesi kadar, uzlet köşesi kadar diyor dünyada bir vahdet şeyi yok diyor. Bu kadar önemli. Yani hem onun yaşam felsefesini, hem bir manada varlıkla ilgili tasavvurunu, hem insanın ebedi saadetini ve bütün dünyada olup biten bu işte her cümerç kavga, saltanat kavgaları vesaire, bütün bunların hepsine nasıl baktığını muhibbi bize bir gazelinde bu şekilde söylüyor. Bu da onun çok meşhur gazellerinden bir tanesi. Allah rahmet eylesin. Hayırlı akşamlar.